ya takla attığım ya işte kafamda floresan lamba kırdırdım. Tabii ergenliğin verdiği etkiyle sürekli saçma sapan videolar çekiyorum. 5000 10000 falan izlenmeye başladı. Talihsiz bir işte kaza geçirdim. Ayağımda 3 parmak kırıldı. Ondan sonra dedim ben bu işi yapmayacağım. Okan Bayülgen retweetledi benim videoyu. Twitter'dan takip aldı. O gün sabaha kadar uyuyamadım. Siz işe aşıksınız ama işin de size aşık olması lazım. Savaşçılar her zaman kazanmaz ama her zaman savaşır. Herkese merhaba, ben Ömer Sağlam. Bugün Anadolu'da oyunculukla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim size. Daha doğrusu Anadolu'da oyuncu olmakla ilgili. Nasıl oyuncu olunmaz, nasıl oyuncu olunur? Bunlarla ilgili birkaç nacizane laf anlatacağım. Birkaç nacizane güzel şeyler söylesem daha iyi olur. Aslında her şey ortaokul yıllarında başladı. O zamanlar 23 Nisan şenliklerinde falan tiyatroda görev alıyordum. Ardından 2010'larda falan Amerikalıların bulduğu bir format var, Jacques diye. Tabii onu izledim. Onlarla ilgili bazı videolar çekme fikri aldım o zamanlar kendi kendimce. Dedim nasıl yapabilirim, nasıl olabilir falan diye. Çılgınca videolar çekmeye başladım. Yıl 2009 ya da 2008 falan olması lazım. O zamanlar hem okula gidiyorum hem de çalışıyorum aynı zamanda. Bir tane Canon'un şöyle küçük bir fotoğraf makinesi var. Aynı zamanda video özelliği var. Onlarla ilgili sürekli işte ya takla attığım ya işte kafamda floresan lamba kırdırdım. Tabii ergenliğin verdiği etkiyle. Sürekli saçma sapan videolar çekiyorum. Onları Facebook'a yüklemeye başladım. 2008-2009 yıllarında. Facebook o zamanlar 5000, 10000 falan izlenmeye başladı o videolar. Tabii hal böyle olunca ben sürekli video çekmeye başladım. Sürekli üretmeye başladım. Aldığım format da dediğim gibi Amerikalıların Jackass diye bir reality show'u vardı. Sürekli onları izliyordum. Onlardan bir şeyler alıyordum ve kendimce uyarlıyordum. Tabii o zamanlar bilgisayar montajı, kurgusu, editi, ışığı hiçbir şey bilmiyorum. Tamamıyla kendi çektiğim videoların montajını da manuel yapıyorum. Ya mesela bir sahne var, önden koşuyorum, tekrardan durdurup arkadan koştuğum sahneyi koyuyorum. Tamamıyla aslında kamerayla yaptığım montajlardı bunlar. Sonra talihsiz bir işte kaza geçirdim. Ayağımda 3 parmak kırıldı. Ondan sonra dedim ben bu işi yapmayacağım. Aradan yıllar geçti. Yeni tabii tekrardan böyle bir şeyler üretme isteği başladı. 3 arkadaştık. O zamanlar işi bırakmıştım ben. Yalnızca okula gidiyordum işte. Okul bitsin artık bu yıl. Okul şöyle olsun diye, rahatlayayım diye. Arkadaşımın bir tanesi o dönem hem çalışıyordu hem de okula gidiyordu yine. Bir tane 300 lira bir kamera aldık. Yine Sony'nin bir el kamerası. Sonra skeç çekmeye başladık. Skeçlerimizin konusuydu o dönem işte televizyon programlarını tamamıyla tiy yalan skeçler çekiyorduk. Mesela Bu Tarz Benim diye yarışma vardı. Bu Tarz Benim diye çekmiştik. Okan Bayülgen'in bir programı vardı Star'da o zamanlar. Dada Dandinista. Onunla da ilgili belli başlı şeyler çektik. Skeçler, oyunlar çektik. Zamanla böyle devam edince o zaman daha YouTuber'lar yok piyasada. Biz yine izleniyorduk. 7000, 8000 abone katsayımız da bayağı yükseliyordu. 2012 falan olması lazım bu anlattığım yıl. Ya 2012 ya da 2013 olması lazım. Yine böyleyken biz baktık hani bizi insanlar izliyor, daha iyi bir şeyler yapmamız lazım falan filan. En son Okan Bayülgen'in bir programı vardı. Onunla ilgili bir skeç çektik. Okan Bayülgen retweetledi benim videoyu. Hani Dada Dandinista konuklu tanıtım diye. Aslında konuklu tanıtım değildi. Tamamıyla Okan Bayülgen'le dalga geçmek için yaptığımız bir skeç videoydu. Okan Bayülgen retweetledi. Beni Twitter'dan takip aldı. O gün sabaha kadar uyuyamadım. Çünkü şey zannediyorum. İşte Okan Bayülgen bizi programa davet eder. Çünkü Okan Bayülgen'in geçmişte de böyle çalıştığı bir sürü adam vardı. Feyyaz Yiğit, Ali Biçim, Hakan Epşen. Hani o kafada programın içeriğinde biz de kendimize bir yer buluruz diye düşünüyorum. Nitekim öyle olmadı. Sonradan o kurduğumuz komedi ekibiydi. Ekip de dağıldı gitti zaten. Bendeyiz. Ortam o kadar güzel ki gözlük takmaya karar verdim. Sonrasında 2013 yılına geldik. Memleketimize bir dizi geldiğinin haberini aldık. 7 Güzel Adam. TRT'nin bir projesiydi. Sonra daha önce hiç böyle bir profesyonel bir deneyimimiz yok. Gittik ajansa kaydolduk. Ertesi gün aradık bizi. İşte yarın gelin sınıfta öğrenci olacaksınız falan filan. Bayağı heyecanlıyız o zaman. Hayatımızda ilk defa büyük bir prodüksiyonlu set göreceğiz. Hani bu işe de meraklı çocuklarız. Sonrasında gittik. İlk gün 16
16-17 saat bekledik. Öğrenci olduk. Ardından yine bir hani başka şey karakter olarak da kullandılar. Figüran olduğu zaman öyle kullanıyorlar sürekli. Her tipli şeyde etinden de sütünden de yararlanıyorlar. Setin kuralını, raconunu öğrendik. Hani her şey istediğimiz gibi olur artık. Yapabiliriz bu işi falan. Sonra 6-7 arkadaş birleştik. Bir kısa film çekmeye karar verdik. Kara Sınıf adında. Sonrasında Kara Sınıf'ı çekti, galasını yaptık. Bu bence Türkiye'de bir ilktir. Hani hazır film platosunda, uluslararası bir işte. Çünkü 7 Güzel Adam'ı Orta Doğu'ya da pazarladılar diye biliyorum. Bir tane kısa film çektik, onun galasını yaptık. 80 kişilik bir salon tutmuştuk. 220 kişi geldi. Sonra bizim dizinin oyuncularından Uras Kaygılaroğlu dedi ki, beni neden filmde oynatmadınız dedi. Bu enteresandır mesela. Hani adam en son Cem Yılmaz'ın filminde oynadı. Biz adamı istemedik. Birazcık böyle bir hava vardı. Bizim ekip yeniden dağıldı. Çünkü bu tür işlerde sürekli bir ego olayı, sürekli bir fikir çatışması oluyor. Aradan bir 8-9 ay geçti. Bir tane kameraman bir arkadaşım vardı. Hani benim de bu işlerle ilgilendiğimi görünce Ömer dedi, bir film yarışması var, onunla dedi oynar mısın? Sonra dedim oynarım. Öyle bir kısa film çektik. Ardından o dönem yerel bir kanalda çalışan bir abim vardı. Onun kafasında internet işi varmış. Yıl 2014-2015. Hani o zaman pek fazla bir internet dizisi yok ülkede. Bir Kezban Bir Mahmut var. Hani en popüler olarak internet dizilerinin atlası o diyebiliyorum. Bir Kezban Bir Mahmut, o değil mi? Odur. Ardından dedi ki, Germenika diye bir iş. İşte iki tane genç var. Hazine peşinde koşuyorlar. Aynı zamanda korku komedi yapacağız. Bir nevi absürt komedi. Oynar mısın? Dedim abi oynarım. O yıl için çok iyiydi. Hani daha internet dizileri yok. YouTuberlar piyasada yok. Bir de tamamıyla içinde argoya dahil hiçbir şey yok. Hani birazcık daha kendi yaşadığımız memleketin içinde tanıtım olduğu için kahramanlar aşık. Hiç argo kötü ifade kullanmadık ama bol absürt komedili bir işti. Bir 5-6 bölüm ondan çektik, istediğimiz sonucu alamadık. Sonra bir kısa film yarışması vardı uyuşturucu ile ilgili, ona katıldık. 270 film arasından 11. olduk. Bundan da pek bir şey olmadı. Sonra bir arkadaşım var benim burada, aynı zamanda kuzenim, canım ciğerim. Dedi ki, boğulacaksak baba, okyanusta boğulalım. Derede boğulmanın bir anlamı yok. O zaman 21 yaşında falanız, İstanbul'a gidelim. Dedim gidelim. Bu arada daha önce hiç İstanbul'a gitmemişiz. Hiçbir fikrimiz, hiçbir deneyimimiz falan filan yok. Neyse İstanbul'a gittik. Hani 70'lerde vardır ya işte, adam bağlamasını alır İstanbul'a şarkıcı olmaya, türkücü olmaya gider. Biz de o kafayla gittik İstanbul'a aslında. İstanbul'a gittiğimizin 3. günü ev bulduk, ev tuttuk. Bayağı zemin katta fare yuvası gibi bir yerde. 2016 yılıydı, 650 TL'ydi o zaman kirası. Cebimizdeki para da sınırlı. Ajansa yazıldık. Oyunculuk ajansı falan diye. Çünkü kafa şu şekilde. Ben bir ajansa yazılayım. Orada yeteneğimi, işte kabiliyetimi gösteririm. Oradan hocanın bir tanesi beni fark eder. Hani belki bir rol alırım. Belki bir karakter alırım. Kafa tamamıyla bu yönde. İlk gittiğim iş Muhteşem Yüzyıl Kösem olması lazımdı. Bostancı Rastgele rolündeydim. Ama bayağı heyecanlıyım. Hani işe sanatsal bir aktivite olarak bakıyorum ben. İşte bayağı rol kesiyorum, hazırlanıyorum falan filan. Herkese de soruyorum, daha önce hangi işe gittin? Kimse sallamıyor. Tabii daha işin raconunu falan bilmediğimiz için nasıl olur, ne biter, hiçbir şey bilmiyoruz. Sonra orada da bayağı bekledim. Bir 14 saat falan bekledim. Küçük bir sahnem vardı. Yönetmen beni tebrik etti. Hatırlamıyorum yönetmenin ismini ama nasıl sevindim. Dedim ben buradan yürürüm, şöyle olur falan. Ertesi gün sonra başka bir sete gittim derken, o zamanlar ne kadar alıyorduk günlük? 50-60 lira gibi bir yövmeye alıyoruz. Tabii İstanbul'da yaşayanlar bilir. Oradan aldığımız para gidiyor. Yine sadece figüran olarak kalıyoruz. Sonra dedik ki bir de dizilerin bir kamera arkasında çalışalım. İşi iyice öğrenelim falan. İlk çalıştığım kamera arkası anne dizisiydi. Kuaför aslanıydım. Cansu Dere, Gonca Vustateri vesaire, bir sürü o zamanın star oyuncularıyla birlikte çalıştık. Hatta hala starlar. Orada da işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Çünkü sinemanın, televizyonun çalışma saatleri çok ağır. Genel olarak 16-17 saat çalışıyorlar. Hani aldığın paranın da belli bir hayrını göremiyorsun. Ve o zamanda da isteğim oyunculuk eğitimi almak. Haftanın 5 günü, 6 günü çalışıyorsun 15-16 saat. Oyunculuk eğitimi alacaksın, özel okula gideceksin, para vereceksin. Zamanın yok. Bir yol seçmen lazım. Sonra ben kamera arkası işinden ayrıldım. Tekrardan figüranlığa falan devam ettim. İstanbul'da işler umduğum gibi gitmedi. Hani oyunculuk eğitimi almak istedim. Olmadı.
Ya çünkü 16-17 saat çalışıyorsun. Sen bir tiyatro okuluna gitsen, oyunculuk okuluna gitsen sana onlarca sayfalık test verecekler. Sen bunu hangi ara ezberleyeceksin? Ki kamera arkasında da doğru düzgün bir boş vaktin bile yok. Hani kendine bile vakit ayıramıyorsun. Aradan belli bir zaman geçti yine. Memlekete gideyim. Memlekette biraz para biriktireyim ben. Bir yerde çalışayım. Tekrardan İstanbul'a gideyim. Hem oyunculuk eğitimi alayım hem de devam edeyim diye. Memlekete geldim, iş bulamadım. Yıl bu arada 2018 falan olması lazım. İş bulamadım, evde duruyordum. Birden telefon geldi. İşte Trabzon'da yeni bir iş başlayacak. Osman Sınav'ın işi. Ona gelir misin? Haftanın 4-5 günü çalışacağız. İşte alacağımız maaş o zamana göre çok iyi Mevla'ydı. Dedim ki ben burada bir sezon çalışsam oyunculuk eğitimi parasını da biriktiririm. İstanbul'daki 6-7 aylık ev kiramı da veririm. Tam bana göre. Buradan kalktım, Trabzon'a gittim. İşler gayet hani çok kafama yattı. İlk bir ay çaycılık yaptım sette. Ama çok güzel zaman geçirdim. Toplamda 3 ay çalıştım orada. Son 2 ayda orada set 3. asistandım. Terfi atladım 3 ayda. Tabii özel sektör. İş böyle olunca hani sette bayağı bir sivrildim ben orada. Herkes tarafından sevilen çocuk oldum. Yardımcı yönetmenle falan aram da iyiydi. Hatta bana karakter de vereceklerdi. Çünkü bizim sektörde sürekli söz verirler birbirlerine. İşte seni şöyle yapacaksın, böyle olacağım vesaire vesaire. Ama bunların hiçbir tanesi gerçekleşmez. Kıskançlık yüzüne ayağımızı kaydırdılar bizim. Benle birlikte 3 arkadaşımın daha. İsim vermek istemiyorum hiç. Oradan tekrardan memlekete geldim, Maraş'a. Maraş'a da gelince tabii bu kadar yıldan beri çabalamışsın bir şeyler olması için. Belli bir zaman depresyona girdim. Tekrardan ne yapabilirim, tekrardan nasıl olur diye. Maraş'ta birkaç ay daha çalıştım, İstanbul'a gittim son bir kez daha. Çünkü vazgeçemiyorsun. Bu zamana kadar düşünü kurduğun bir şeyi kolayca söküp atamıyorsun. Bir de bu yaşa kadar sürekli onunla ilgilenmişsin. Başka bildiğin bir alan da yok. İlgi duyduğun bir alan da yok. Bizim işleri sevmeden yapamazsın zaten. Hatta aşık olmadan yapamazsın. Tekrardan İstanbul'a gittim bu sefer. İstanbul'da uluslararası bir iş olacaktı Cezayirlerin. Yine kamera arkasında çalışıyorum. Oradan da çeşitli sözler, vaatler aldım. O da olmayınca döndüm memlekete bu sefer. Tamamıyla sektöre küsmüş boyuttaydım. Ya gerçekten bu üçüncü mekanla diziciler, filmciler bile bu kadar mekan değiştirmiyor ya. 2016'da İstanbul'da 3 arkadaş evde oturuyoruz. Yine hani oyuncu olmak istiyoruz, olamıyoruz. Lan dedik biz niye bir şey çekmiyoruz? Maraş'ta çektik. İstanbul'da da hayli hayli çekeriz. O dönemde de yine kamera arkasında çalışıyoruz. Ama bu sefer tamamıyla işler profesyonel. Kamera şudur budur. Bir hikaye yazdık, Plak 34 diye. Her şey tamam, oyuncularını ayarladık. Her şey güzelce gidiyordu. Sonra dedik ki ulan biz bunu çekeceğiz ama bizde para yok. Dedik nasıl para buluruz? Kısa dönemde nasıl buluruz? Aramızda bir arkadaş dedi ki İstanbul'da kaç tane esnaf vardır? Dedik 100 bin, 300 bin, 500 bin, belki 1 milyon vardır. Dedi bunların her biri bize birer lira para verse nasıl olur? Dedik güzel olur ama dilencilik mi yapacağız? Yok dedi. Takım elbiseleri giyeceğiz, saçlarımızı jöleleyeceğiz. Girdiğimiz her esnafı anlatacağız. Böyle böyle abi ne kadar olur, ne kadar şey olur falan. Neyse takım elbiseleri giydik ertesi gün. Elimize de bir kumbara aldık. Saçları da jöleledik. İstanbul'a girdik. Bir esnafa abi dedik biz böyle böyle bir şey yapacağız. Gönlünüzden ne koparsa. Adam ilk önce tipimize bakıyor bizim. Hani dilenci falan değil. Gayet janti çocuklar, şöyle çocuklar. Sonra 3 saatte 1750 lira para topladık o zamanın parasıyla. 2016'nın sonlarına doğru bu olay. Güzelce parayı topladık. Bir hafta falan böyle çıktık. Kamera falan kiralayacağız. O dönemlerde de bizim bütçeyi zorluyor. Sonra bizim kamera arkasında çalışan arkadaşlarımız vardı Anne dizisinde. Onların da hayali işte görüntü yönetmen olmak, yönetmen olmak vesaire. Biz hikayeyi yazdık ve hani işin yapımcılık ve finansmanıyla uğraştığımız için dedik ki biz geliriz kanka dediler hepsi. O dönemlerde de hani şu an diyeceğimi genellikle sinemayla ilgilenen arkadaşlar bilir. Alexa geldi bizim sete. Bu bence dünyada ilktir. Bir amatör bir internet dizisi çekeceğiz ve Alexa'larla çalışacağız. Şarjomuz ve karavanımıza kadar var. O gün hayatın en güzel günüydü yani. Çünkü biz daha çok amatörüz, pişmemişiz ama çalıştığımız ekipmanlar güzel. Neyse biz ilk başta teaser dedik çekelim. Sonra dedik işte değirmeni döndürmek adına sponsor arayışına çıkarız. Teaser'ı çektik. Şeyi unutmuşuz işte bunun montajını kime yaptırırız. Azeri bir arkadaş bulmuştuk İstanbul'da. Yerel kanalda çalışıyordu unutmadığım kadarıyla. Arkadaş bizden aldı dedi ki ben de haftaya kadar bunu yapar bitirir veririm. Ne kadar ücreti? Şu kadar. Çocuğa yarısının önünden peşin verdik. Bir hafta geçti çocuk yok. İki hafta geçti çocuk yine yok.
Bir ay geçti, çocuk yine yok. Çocuğun çalıştığı yere gittik, çocuk işten de çıkmış. Bizim verdiğimiz o kadar çaba, emek hepsi boşa gitti. Olmayınca dedik, olmuyor. Neyse, aradan yine zaman geçti. En son işte Maraş'a geldiğimden bahsetmiştim. Sonra tekrardan İstanbul'a gittim. 2019'un başları. Çekmeköy'de kalıyoruz bu sefer. Bayağı hani dizi, sinema çekilen yerler, uzak bir yer. Yine kamera arkasında çalışıyorum bir işte. Bu sefer o uluslararası bir işti. Cezayirlilerin bir işiydi. Birazcık daha bizdeki işte Arok filminin şeyini çekiyorlardı aslında. Çakma versiyonunu çekiyorlardı. Orada bir karakter yakalayacaktım. O da olmadı. Hani dedim ya başta, verilen sözler hep geri gidiyor. Özel tip diye hep milletvekillerinin oğlunu getiriyorlar. Falancanın tanıdığını getiriyorlar. Velhasıl tekrardan geri Maraş'a geldik. Maraş'ta 1-2 aylık boş sürecim oldu. O arada da biz Plak 34 diye bir senaryo yazmıştık. Onu çekememiştik. Benim kuzenim tekrardan Ömer dedi, böyle dedi, senaryo buldum evde dedi. Tozlu rafların arasında 2 yıl önceye ait. Dedi bunu yapalım, yok dedim. Hani artık dedim hiç hevesim, bir şey yapasım gelmedi. Geri çok ısrarcı oldular. Tamam dedik. Bu sefer Maraş'tayız. Hani eskisine göre de daha çok deneyimliyiz. Yapacağız ama ekip yok. Yalnızca 2 kişiyiz. Ne yapabiliriz dedik. Kahramanmaraş'ta bu işte kimler uğraşıyor falanca. Gittik onlarla görüştük. Güzelce anlaşma yaptık. Herkes kabul etti. İşten anlayan toplamda 4 kişi olduk. Bizim yapacağımız işin prodüksiyonu, figüranı, cartı, curtu çok daha fazla. İlk teaser'ı çektik. Bayağı bir izlendi o. 1,5 ayda falan 350-400 bini zorladı. Sonra birinci bölümü çektik. Bizim ilk kanalımızda o zamanlar. O da tekrardan bayağı bir izlenince, hani ben izlendiğini sokağa çıkınca anladım. Hani şey derler ya işte, bir gün herkes şöhret olacak 15 dakikanla falan diye. Dışarıya bir yere çıktığında muhakkak en az bir 4-5 kişi fotoğraf çektiriyordu o dönemler. Ama cebimizde para yoktu. Hani bayağı bir popülariteyi orada tattım ben. Ama asla Plaka 46'da oyunculuk yaptım diyemem. Çünkü işin finansman tarafında da olduğum için sürekli sponsor görüşmeleri, işte alacak verecek meselesi, ofis kirası, çalışanlara 3-5 verdiğimiz hani nacizane küçük ücretler, sürekli o taraflarda olduğum için pek oyunculuk adına bir şey gösteremedim. Çünkü o dizide ne zaman oyunculuk yapacağım zaman arkadan abi işte bana fiş uzatıyorlardı. Şu kadarcık işte mazot yaktım, yakıt yaktım. Çünkü bizim dizinin amacı Tofaş yarışları olduğu için bayağı bir yakıt masrafı, şu masrafı vesaire zorlukluydu. Bir şeyler ürettik orada, bir şeyler tasarladık. Sonra kanalımız kapandı Evet 7. Hani bayağı bir abone sayısı falan toplamıştık bizim sosyal medya personelinin hatasının yüzüne. Sonra tekrardan sıfırdan başlamak gerekti. Tabii eski süpseyi, eski heyecanı yakalayamadık. Herkes bir demoralize oldu. Yılmayalım dedik, tekrardan başladık ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hani bir de 4 ortak olunca orada ayrı bir fikir çatışmaları, şu bu oldu. Ben ayrıldım zaten işten daha çok. Bundan çıkardığım benim en önemli ders, insanlar namını oldu açıkçası. Hani işle ilgili bana pek bir şey katmadı. Belki finansman konusunda, hani ticari konuda bir şeyler katmış olabilir. Ama oyunculuk ve senaryo konusunda pek bir şey katmadı. Ve sonra kendi kendime şu sorgulamanın içine düştüm. Ben neyim acaba? Gerçekten neyi istiyorum falan. 2019'dan sonra bir sürü çeşitli işlerde çalıştım. Ama insanın içinde olan o içerik üretme aşkı, o hiçbir zaman bitmiyor. O farklı bir heyecan, farklı bir tutku. Ben bugün önemli bir şirkette aylık 50-60 bin liraya da çalışsam, yani yine bir şeyler üretirim. Aslında kendimi sadece bir oyuncu sıfatına koymak istemiyorum. Bir içerik üreten, bir işi tasarlayan insan hani konumuna doğru da evrildim. Çünkü işlere ilk başladığımda sadece oyuncu olarak görev almayı hedef bilmiştim kendime. Oyuncu olurum ben demiştim. Ama işlerin içine girince ışığa da bakıyorsun, kameraya da bakıyorsun, finansmanına da bakıyorsun, senaryo olayına da bakıyorsun. Her şeyine ayrı ayrı baktığın için bu sefer tamamıyla kendini, işi tamamıyla tasarlayan insan boyutuna geliyorsun. İşin böyle bir felsefik yanı varmış. Bunu sonralarından öğrendim. Tabii dizi oyunculuğundan çıkınca artık hani dizi falan dedim, kısa film yapmam artık bu saatten sonra. Çünkü artık herkes yapmaya başladı. Herkes şey yapmaya başlayınca dedim YouTube'a tekrardan bir içerik, bir şeyler yapayım. Bu sefer YouTube'da da şey keşfettim. Mesela sinema oyunculuğu, tiyatro oyunculuğu, dizi oyunculuğu da dair farklı. Dijitale oynadığın karakter oyunculuk daha farklı şey. Bu iletişimde de böyle. Mesela dijital medyanın, YouTube'un tamamıyla kendine has bir
dili var. Buna inanıyorum ben. Dijitale tekrardan bir şey üretmeye başladım. Onda da her şey güzelce yoluna girecekti. Askerlik engeli çıktı. Askere de gidip geldim. Şu an tekrardan YouTube kanalı açtım. Kanalın linkini veya logosunu da şuraya, buraya, herhangi bir yere koyarız. Abone olmayı da unutmayın. Bunu hiç sevmiyorum ama mecburen böyle demek zorundayım. Önceden hiç reklam sevmezdim. Artık iş daha çok reklam şeyinde bittiğine inanıyorum. Çünkü bugün Recep İvedik filmi de hani filmin maliyetinden çok PR'ına daha çok para basıldığını biliyorum. O yüzden bu kadar izleniyor. Ya yani Trendyol gibi her taraftan çıkacaksın, anca öylelikle bir şeyler dönüyor. Kanalımda da kendi yazdığım skeçleri yazıp oynuyorum. Tamamıyla tek başıma yapıyorum. Savaşçılar her zaman kazanmaz ama her zaman savaşır. Buna inanıyorum. Bu sektörde çoğu arkadaş eminim benim gibidir. Hatta belki benim çeken arkadaşlar da böyledir. Bizim işler böyle. Yıllardan beri vazgeçemiyorsun. Aslında yaptığım işi daha iyi betimleyecek olursam entertainer. Hani Avrupa'da gösteri adamı, eğlendirici sıfatına da giriyor. Bizim ülkemizde pek yok bunlardan. En son 90'larda vardı. YouTube da artık sinema sektörü gibi olmuş. Çünkü birçok bugün hani tanıdığınız popüler YouTube kanalları hep YouTube şirketleriyle çalışıyor. Hep ondan dolayı öne çıkıyor. Bizim gibi yıllardan beridir hani dişiyle tırnağıyla bir yere gelmek isteyen birazcık daha geride kalıyor. Ne kadar iyi şey yapsan da. Umarım bundan sonrası için her şey daha iyi olacağını umuyorum ama eskisi kadar fazla hevesim, fazla enerjim kalmadı. Artık öncelikle hedefim KPSS olmuş durumda. Hani KPSS'ye hazırlanıyorum bu aralar. YouTube'u birazcık daha ikinci plana atma durumunda kaldım. Çünkü gelecek kaygısı denilen şey başladı. Tamam, hoş işle uğraşıyorsun, yapıyorsun, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Ama hayatın bazı gerçekleri de var. Geri kalıyorsun onlardan. Hele ki şu dönemde, ülkenin bu ekonomik durumunda. Şuna inanıyorum ben kendi adıma. Bir gün bir şekilde bir yerde başaracağım, yani istediğim noktaya geleceğim. Ne zaman olur bilmiyorum. Belki 30'lu yaşlarımda olur, belki 40'larımda olur. Ama geleceğim, çünkü bu yaşa kadar asla vazgeçmedim. Ama her zaman kendini de sorgulamak lazım bu işlerde. Acaba nerede hata yapıyorum diye. Ya Cem Yılmaz'ın bir sözü vardı. Hani siz işe aşıksınız ama işin de size aşık olması lazım diye. Benimki birazcık böyle oldu. İş bana aşık değil galiba. Çünkü yıllardan beri emek veriyorsun, yıllardan beri uğraşıyorsun. Artık birazcık daha işin bana aşık olmasını bekliyorum. Tabii bu arada da çalışıyorum yani. Hani bir köşede oturmuş, ay bana izlenme gelsin veya başarılı olayım diye beklemiş bir halim de yok. Çok güzel şeyler yapacağız. Birazcık daha zamana ihtiyaç var. Aslında ülke olarak, dijital bir mecra olarak. Yoksa hazırım ben. DM Medya'ya da beni konuk aldığı için çok teşekkür ederim. Bunları söyleme fırsatı buldum. Oyuncu olmak isteyen arkadaşlara da şöyle bir tavsiye vereyim. Daha yolun başında olanlara. İnsanı her zaman umutları ayakta tutuyor. Her zaman hayalleri ayakta tutuyor. İnsanın zaten var olma süreci de budur. Bir şeyler üretmektir. Asla hayatınızdan kopmayın. Üretin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.